Herkese merhabalar. 8'den 9'a hazırlık kampımız başlıyor. Tonguç evladım seninle beraber. İlk defa 9. sınıfta göreceğin 9. sınıf matematiğinde ilk konusunu göreceğiz. Ne demek lazım? Of be, zor bir konu mu hocam? Hayır, hiç zor değil. Mantık konusunu göreceğiz seninle bugün beraber. Mantığın bittiği yerde matematik ardından, başlar. Ardından diğer konulara hazırlık için sen testlerimizi çözeceksin. Ardından da diğer konuları beraber seninle işleyeceğiz. Tonguç, bir kere 8'den 9'a matematiği seçmemizin en önemli sebebi hem gelecek seneki senelerde en önemli ders, en belirleyici ders matematik olacak. Kredisi en fazla derslerden bir tanesi olacak. Aynı zamanda Tonguç'um, ileride geleceğin üniversite sınavında da en belirleyici ders şu anda bile matematik. Şimdi senle beraber matematikte mantığı göreceğiz. 8'den 9'a hazırlık kitabımızla beraber paralel gidiyoruz Tonguç evladım benim. İlk başta mantığı işliyoruz. Mantığı işledikten sonra da hemen kümelerle ilgili 5, 6, 7, 8 tekrarını yapıp sonra onun ödevine geçeceğiz Tonguç evladım. Şimdi senle beraber mantık dersimiz de başlayalım. Şimdi aslında zor bir konu gibi gözükse de halbuki çok basit bir konu. Yeter ki doğru anlayalım. Bak Tonguç'um, bir kere bir sürü garip grup sembol var. Onları beraber geleceğiz. Hatta şöyle ufak bir sana teaser vereyim. Böyle semboller var. Böyle semboller var. Bunlar ne diyeceksin? Saçma saçma acayip şeyler. Ama sonuçta bunların her birisi bir mantığa dayanıyor. Önerme dediğimiz şeyi göreceğiz ilk başta mantık konusunda. Sonra bileşik önermelere bakacağız. Yani önermelerin birbirleriyle birleştirildiği pozisyonlara bakacağız. Ardından koşullu önerme dediğimiz şey, işte şunu yaparsan şöyle olursun. Şunu yaparsan böyle olursun. Çalışırsan kazanırsın. Hani iki yönlü koşullu önermeye bakacağız. Sonra her ve bazı niceleyicileri de ya böyle karışık gibi gözüküyor. Bir ifadeye bakacağız. Bunların hiç sembollerine kafan takılmasın. Birazcık öğrenince hiç bir sorun olmuyor. Çok basit bir şekilde çözebiliyorsun. Seninle beraber ilk başta önermeler ne kadar önemli? Dikkat ettin mi bak. 1, 2, 3 şeyin içinde de önerme var. Dolayısıyla biz önermenin ne olduğunu anlayacağız. Mantığı bilmek için önermenin ne olduğunu anlayacağız. Mantığın bittiği yerde matematik başlar. Hayır, o askerlik dangoz öğrenmeyeyim. Bak, doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere biz önerme diyoruz. Önerme. Tonguç, sana bir şey söylesem. Buyurun hocam. Benim boyum 1.70 santimetre. Doğru mu yanlış mı Tonguç öğrenmeyeyim? Yanlış hocam, sizin boyunuz 1.70. O zaman bu önerme mi Tonguç öğrenmeyeyim? Değil. Hayır, önerme bu. Çünkü doğru ya da yanlış diyebiliyor musun? Mesela yanlış diyebiliyorum. Şunun yanına yanlış diyebiliyorsan Tonguç öğrenmeyeyim. Yani yanlış diyorsan. Bu bir önermedir diyebilirsin. Ama yanlış mı önerme? Bak bunu unutma, çok güzel. Peki bugün hava güzelmiş. Doğru ya da yanlış diyebilir misin Tonguç? Size göre güzel, bana göre kötü hocam. Aynen, buna böyle bir şey söyleyemeyiz. Dolayısıyla bu önerme değil. Yani ben bunun cevabına doğru ya da yanlış diyemiyorum. Dolayısıyla önerme değil diyorum. İstanbul Türkiye'nin başkenti, doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yanlış bir ifade bu, ama yanlış olsa dahi bir önermedir Tonguç. Bugün aydın, hava sıcaklığı 42 derece. Doğru mu Tonguç Evren? Doğru. Doğru. O zaman ama bu da önerme. Bu da önerme. Zaten doğru ya da yanlış diyebildiğimiz için önerme diyoruz. Mesela ne haber? Bir önerme mi Tonguç'um? İyilik, size ne haber hocam? Ha, doğru ya da yanlış demiyorsun. Dolayısıyla bu bir önerme değildir. Önerme olabilmesi için doğru ya da yanlış olması gerekiyor. Peki önerme doğru olunca ne oluyor? Yanlış olunca ne oluyor? Önerme doğru olunca doğru önerme oluyor. Yanlış olunca da yanlış önerme oluyor. İnanılmaz güzel bir şey söyledin. Gerçekten de çok zeka gerektiren bir cümle kurdun. Tonguç'um, önerme doğru ise buna bir diyoruz. Ve doğruluk değeri birdir diyoruz Tonguç'um. Önerme yanlış ise doğruluk değeri nedir diyoruz? Bayağı bir zor gibi gözüküyor. Yanlış. Sıfır diyoruz. Yani, sıfır. Yani sen eğer bir görürsen doğru, sıfır görürsen yanlış diyeceksin. Burayı anladık mı? Evet. Yani bu konuda mantıkta temel konu şu. Bir demek doğru demek, sıfır demek yanlış demek. Lütfen bunu aklından çıkarma Tonguç'um. O zaman bak. Şimdi mesela bir tane önermeleri biz hangi harflerle gösteriyoruz? P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteriyoruz. P, Q, R. Aynen, öyle uydurmuşlar. Demişler ki mantık konusunda ben P, Q, R harfini kullanıyorum. A, B, C, D, X, Y, Z'yi kullanmayacağım demişler. Hocam, tamam. Bir mantıkçının mantığı yemesi sizce mantıklı mı? Mantığı ne olduğuna bağlı. Yani kızarmış mantı mı yoksa sarımsaklı, bol sarımsaklı, yoğurtlu mantı mı? Anladım yani. Hocam. İşte o hangisi olduğuna bağlı. Şimdi P önermesi, Q önermesi, R önermesi. Bak, önermeyi yazdıktan sonra iki nokta üste koyuyoruz Tonguç'um. Sonra bir tırnak işareti açıp yazıyoruz. En küçük asal sayı 1'dir. Sence bu doğru bir önerme mi Tonguç? Yanlış. Yanlış bir önerme. Çünkü en küçük asal sayı kaçtır? 2. Süper. O zaman yanlış olduğu için ben P'nin doğruluk değerini göstermek için şöyle bir ifade ediyorum. P yazıyorum. Sonra 1, 2, 3. Ne demekti bu 3 tane çizgi evladım? Denktir. Süper zekisin. Ya eşittir demiyoruz da denktir diyoruz. Ve denktir kaç evladım? Bu yanlış bir önerme oluşuyor. Ben bunun yanına yanlış yazabildiğim için
sıfırdır diyorum, bu kadar basit. 3 artı 5 eşittir 8. Bu doğru mu Öner Mehmet Onguç Evren Bey'im? Doğru. Süper. O zaman ben buna doğru diyebiliyorsam Q denktir diyorum. 1'e diyorum çünkü doğru bir öneri. Ya bak ne kadar basitmiş. Doğruysa 1, yanlışsa 0. İşte bu kadar basit. Eğer doğru ya da yanlış demiyorsan önerme değil, zaten patladı gitti. Yok oldu gitti. 0, 1 doğal sayıdır. Doğru mu Tonguç evladım benim? Yanlış. Hayır, doğru dangoz evladım. Hmm. 0, 1, 2, 3, 4 diye gider doğal sayılar. Dolayısıyla bu da 1'dir diyoruz. O zaman Tonguç'um biz şunu bilmemiz gerekiyor. Önermeler P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteriliyor ve doğruluk değeri aynı olan önermelere biz denk önerme diyoruz. Burada denk önerme var mı Allah aşkına? Sence Tonguç Evren Bey'im? Bak burada denk önermeler denir. Mesela burada denk önerme var mı Tonguç Evren Bey'im? Doğruluk değeri aynı olan önermeler. Tebrik ediyorum seni. Q ve R. Harikasın. Q ve R denktir diyorum. Hatta bunu şöyle gösteriyorum. Q denklik işareti, yani 3 çizgi R'dir diyebiliyorum. Bravo diyorum sana, gerçekten mükemmel bir şekilde konuyu anladın diyorum. Konuya hakimim. Tabii. Öğrenmenin, önermenin değili, yani olumsuzu ne demek, seninle bakalım beraber Tonguç'um. Önermenin değili deyince aklına ne geliyor Tonguç evladım? Önermenin değili deyince hocam mesela onun olumsuzu. Mesela... Harika, inanılmaz doğru bir laf söyledin. Parantezi yani, okudum hocam. Harika. Önermenin değil demek şu ifadeyle gözüküyor. Bak P yazıyorsun. P mi önerme diyelim mesela. P önermesinin değilini bulmak için üzerine bir tane çentik atıyorsun. Bu sembolle gösterilebiliyor veya Tonguç Evren Bey'im şöyle bir sembol var. Yani başına böyle bir orantı formülü gibi bir şey koyuyorsun. Bu iki sembole gösteriyor. Peki önermenin değil ne demek? Mesela bir önerme yazalım. Yaşar Kemal İnce Mehmet adlı romanın yazarıdır. Bu bir önerme. Doğru mu yanlış mı Tonguç Evren Bey? Doğru. Doğru. O zaman bu bir önerme. Bravo diyorum sana. Bu bir önerme. Ve doğru bir önerme değil mi? Teşekkür ederim. O zaman bunun doğruluk değerine ben 1 diyebilir miyim Tonguç evladım benim? Süper zekisin. Peki bunun değili nedir? Siyah senle bir bakalım mı? Yaşar bak. Kemal İnce Mehmet Abdurrahman'ın yazarı değildir. Mükemmel zeki bir açıklama gerçekten. Yaşar Kemal İnce Mehmet adlı romanın yazarı değildir diyorum. Ve süper bir şekilde önermenin değilini yazmış oldum. Peki önermenin kendisi birse Tonguç evladım benim. Önermenin değilinin doğruluk değeri kaçtır Allah'ını seversen? Bak kendisi bir. Yani tersi nedir? Bak, sıfır. Mesela Yaşar Kemal İnce Mehmet adlı romanın yazarı değildir. Doğru bir önerme mi Tonguç evladım benim? Değil. Yanlış. Dolayısıyla sıfır diyorum. O zaman kendisi birse değilinin doğruluk değeri sıfır diyorum. Burada şunu anlamamız gerekiyor Tonguç'um. Sıfırın değili. Nedir Allah'ını seversen sıfırın değili? Bir. Süper. Sıfırın olumsuz demek. Birin değili nedir Tonguç evladım benim? Sıfır. Süper. Yani tersi demek. Yani şu işaret gelince aslında tersine dönüyor. Mesela peki şöyle düşünelim Tonguç'um. P'nin değili diyelim. Bunun değilinin değili. Bak bu laf garip bir laf ama biliyorum ama. Değilinin. Bu markette yok yok. Değili dediğimiz şeyi bulabilmek için çok basit. Kendisidir. Yani olumsuzun olumsuzu kendisi doğmuşum. İstersen yapalım sana. 8 artı gibi hocam. Değildi sıfırdı. Sıfırın değili ise bak çat birdi. O zaman demek ki değilinin değili kendisidir diyorum. Böyle bir kural da var. Yani mesela şöyle düşün. Sıfırdı ya. Sıfırın değili kaçtı? Birdi değil mi Tonguç Öğren? Evet hocam. Sıfırın değilinin değili aslında sıfırın değili bir olduğu için ben bunun yerine bir yazarım. Birin değili çıkar. Birin değili zaten sıfırdı diyorum. O zaman sıfırın değilinin değili gerçekten sıfır. Gerçekten acayip astro matematik yaptık. Bunu anladıysan bravo diyorum sana. Geldik birleşik önermelere. İkinci kısmımızda da bunları göreceğiz Tonguç'um. Bunlar da basit, hiç merak etme. Veya ve ya da bağlayıcını beraber göreceğiz sana. Tonguç'um. Efendim hocam. Basit bir kural öğreteceğim sana ve bununla zaten bütün soruları. Kurallar yıkılmak içindir. Şimdi şu P demek, bu da Q demek, bu da okunuşunu hemen sana söylemek istiyorum. P veya Q demek. Burayı anladık mı herhalde? Evet hocam. Süper dekizim. Bu P, bu Q. Bu ise bu böyle olunca Tonguç'um böyle ters böyle olunca şapka gibi olunca V manasına geliyor. P ve Q demek diyoruz.
O zaman bu veya demek, bu V demek. Bunları unutmayacağız. O zaman veya'da böyle normal V harfi yazıyoruz. V'de ise böyle ters tepetaklak bir V harfi yazıyoruz Tonguç Evladım'a. Şimdi bunların kuralları şu aslında. Bunlar biz doğruluk tablosu dediğimiz şeyler. İleride öğreneceğiz. Önemli değil ama doğruluk tablosu dediğimiz şeylerden önce şunu bilmemiz gerekiyor. Veya nasıl hesaplanır kardeşim? Veya nasıl hesaplanır biliyor musun? 1 veya 1, 1 veya 0, 0 veya 1, 0 veya 0. Bunlardan başka iki tane önerme olsa bunların alabileceği olası durumlar var mı? Bak 1 veya 1, 1 veya 0, 0 veya 1, 0 veya 0. Başka hiçbir olası durum yok. Söyle mesela desem 0 veya 1 var işte bu burada bak görüyorsun. 1 veya 0 burada var görüyorsun. 0 veya 0 burada var. Olasılıksız. Bütün olabilecek şeyleri yazmış olduk. İşte biz bu tablolarda olabilecek her şeyi göstermeye kasıyoruz. Sonrası Tonguç'um diyorum ki veya bağlacı nedir biliyor musun? Veya bağlacı toplamadır bitti bu kadar. Ah! V bağlacı nedir biliyor musun evladım? Çarpma. Harika zeki. Attın tuttu. Attın tuttu. Bravo diyorum sana. Şimdi hemen sana şunu söyleyeyim. Mesela çarpmayla ilerleyelim. 1 ve 1. Yani 1 çarpı. 1 bir kere 1 nedir? 1. Süper zekisin. 1 kere 0 nedir? 0. 0. 0 kere 1 nedir? 0. 0 kere 0 nedir? 0. Bitti bu kadar. Şimdi toplamda demiştik ya. 0 artı 0 nedir? 0. Süper. 0 artı 1 nedir? 1. Süper. 1 artı 0 nedir? 1. Biraz bayağı zorlandın tabii ki. Peki 1 artı 1 nedir? 2. 2 var mı mantıkta? Yok o zaman 1. Mantıkta 2 yok. Dolayısıyla 1 diyorum yani en yakın sayıyı yuvarlıyorum. Matematiğin bittiği yerde mantık harika. Başlar. O zaman diyorum ki veya bağlacıyla alakalı olabilecek her şeyi hocam, bulmuş oldum. Hocam süper taktik bir şey. Toplama yani. Demek ki veya demek, çarpma demek de V demek. Bu basitlikte anladıktan sonra tabii bunların daha detaylarını öğreneceğiz hiç merak etme. Yok mesela, hiç merak etmiyorum hiç öğrenmek istiyorum. Merak ediyorum bravo diyorum. Hiç aman aman. P denktir 1, Q denktir 0, R denktir 1 diye bir şey olsun sallı diye sallapati bir şey vermiş bize. Önermesinin doğruluk değerini bulun demiş. Tonguç'um bir kere ben şunu hatırlayalım hemen seninle. P'nin üzerinde bir çizgi varsa bu çentik ne demekti? Değil demekti. P kaçmış Tonguç evladım benim? 1. Peki bunun çentiği yani değeri nedir Tonguç evladım benim? Bunun 1'in değeri nedir Allah'ın 0. Sana? Süper. V ondan sonra Q. Q kaçtı Tonguç evladım? Bak 0 vermiş. O zaman 0 yazdım. Bak dikkat et. Ondan sonra parantez vardı. Sonra veya vardı. R kaçtı evladım Tonguç evladım benim? 1. Süper. Şimdi ben gel seninle bunu yapalım. 0. Bu işaret neydi? Şu işaret değil mi? Bak normal matematik toplama çıkarma gibi aslında bunlar veya veyler. Yani normal iki tane önermeyi ben toplama çıkarma formu diyorum. 0 ve 0. 0 ve 0. Çarpma gibiydi. 0 kere 0. 0'dır Tonguç evladım benim. Burada da şunu bulduk. Burada veya 1 var değil mi? Şimdi bu veya işlemi ne demekti? Toplama gibiydi. 0 artı 1 kaç liralarını seversen? 1. Süper zekisin. Cevabımızı bulmuş olduk. Doğru mu yanlış mı bu önerme o zaman Tonguç evladım benim? Doğru. Süper. 1 bulduğumuza doğru bulduğumuza göre doğrudur diyoruz ve geçiyoruz. Hop çok hızlı geçtim valla. Özelliklerine. Çok basit bazı özellikler. Onları sana 2 dakikada göstermek istiyorum. Bunlar çok abartılacak bir şey yok. Değişme özelliği. Bir açma. Ya dikkat ettin mi? 4 işlem anlatıyorum sana. Aslında toplama, çıkarma, çarpma, bölmede de aynı özellikler var. Değişme özelliği. P veya Q yazacağım ama Q veya P yazabilirim. Bak bu veya işlemiydi. Bu V işlemiydi. Bak karıştırma bunları. Mesela V'ye benzeyen veya P ve Q. Bak P ve Q. Burada da P ve Q'da da ben Q ve P yazabilirim. Değişme özelliğine sahiptir. Birleşme özelliği hemen yapalım sana. P veya Q veya R ama parantezde bunlar var. Ben bu parantezleri kaydırabilirim. P veya Q parantezi kapattım. Veya R yazabilirim. Bunlar çok 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 hayati değil merak etme. P ve Q ve R yazabilirim. Bunlar da çok hayati değil. Şu birazcık hayati, şu birazcık çok kullanılıyor. Nasıl ben 3 çarpı 5 artı 7 yazarken hani bunu yapıyordum ya. 3 kere 5 artı 3 kere 7 yapıyordum ya. Dağılma özelliği. Aynı bunun gibi. Bununla bu. P veya Q bu ikisini çarptım. Şu işaret P veya R diyorum. P veya R diyorum. Dikkat et Tonguç'um. Parantezin içindeki işlem dışarıya çıkıyor. Dışarıdaki işlemse içine giriyor parantezin. Bunu unutmayacağız. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok mantıklı bir öğrencisin. Peki geldik bunu dağıtıyorum yine aynı şekilde. P ve Q, P ve R diyorum. Sonra bunları da
parantezin içindeki dışındakine, dışındaki de içindekine girecek şekilde yapıyorum Tonguç evladım benim, süper bir şekilde. Bunlar çok çok hayati değil. Şimdi geldik hayatilere işte. Ya da bağlacı. Ya da bağlacını biliyor musun bir kere? Ya, yoda taşını biliyorum hocam. Ya da bağlacındaki buna bir tanesini toplama. Bak şu veya'ydı. Şu V'ydi. Bu toplama gibiydi. Bu çıkarma gibiydi. Değil mi Tonguç evladım? Bak şunları gerçekten ezbere bileceğiz. Ya da dediğimiz şey ise şöyle bir ifade. Şöyle bir veya gibi altına bir çizgi var diyoruz. Bravo diyorum sana. Gerçekten de çok zekisin Tonguç evladım. Buradaki mantık şu. Ya da bağlacında aynı ise sıfır, farklı ise bir. Ya da bağlacı ikisinden bir tanesi olmasını istiyor. Yani ikisi de doğru, ikisi de yanlış olamaz. Böyle bir şey olmaz. Ha. Olduğu zaman patlıyor. Aynı olduğu zaman bir ya da bir sıfır. Sıfır. Sıfır ya da sıfır, sıfır. Sıfır. Ama bir ya da sıfır bir olabilir. Sıfır ya da bir olabilir. Dolayısıyla farklı olunca bunu seviyor. Ya da farkı seviyor. Unutmayacağız Tonguç Evren Bey'im. Ya da farklı olanı seviyor. Mesela geldik. Böyle bir şey demiş. P ya da Q. Of gerçekten Kazıkul Aziz bir soruya benziyor. Karizmatül Kazıkul Aziz. Ya, Karizmatül Kazıkul Aziz gerçekten nasıl bir soru? Sanatçı biliyor musunuz hocam? Nasıl yapacağım ben bu soruyu Tonguç? Bu tür sorularda boş bırakmalısınız. Bu tür sorularda şöyle düşünelim. Şu elma diyelim. Şu da armut diyelim. Tonguç elma ile armut arasında hangi işlem var? Farklılık. Hayır bu işlem neydi? Dangoz evladım benim. V işlemiydi. Çarpma. Ya, bu niye böyle yaptık? Veya toplama gibi bu çarpma gibi olacak. Özür dilerim. Heh. Hatasız kul olmaz hocam. Tebrik ederim seni. Şimdi dolayısıyla bak bu çarpma gibi değil mi? İki şey çarpılınca bir olursa bunlar nelerdir? Nedir? Allah'a seversen. İki şey çarpınca kaç kere kaç birdir? Mantıkta. Bir ve sıfır var. Başka hiçbir şey yok. Kaç kere kaç birdir? Bir. Bir kere bir. Harika. Tebrik ediyorum seni. Bravo. Beynim durdu hocam. Evet, alma diyorsunuz, armut evet, diyorsunuz. Doğru. Bir yani diyorsunuz. Yazın ya ortasında, sıcağında böyle derslerle uğraşıyorsun. Gerçekten helal olsun diyorum sana. Bravo diyorum ama hocam, yapacaksın. Başaracaksın. Yaşıtlarım şu anda tatildeler. Evet. Bir kere bir. Dolayısıyla bu da bir olmak zorunda, bu da bir olmak zorunda. O zaman P ya da bir diye bir şey varmış. Bunun sonucu bir çıkacakmış. Yani bunun sonucu bir çıkacak. Bu da bir çıkacakmış. Q ya da sıfır diye bir şey var. O da bir çıkacakmış. Yani bir kere bir birdir çünkü. Bu çarpma gibiydi ya, hatırlıyor musun Tonguç Öğren'i? Şimdi geldik ya da işlemine. Ya da işleminin sonucunun bir olması için ne olması gerekiyor? Farklı. O zaman bu birse bu sıfır olacak. Kesin. Bir de yok. Bak P'yi bulduk bile. Peki ya da işleminin sonucunun bir olabilmesi için Q bir. Farklı olması gerekiyor. O zaman bu da bir olması gerekiyor. Çünkü farklı olması gerekiyor bu ikisinin. Dolayısıyla P'yi de bulduk, Q'yu da bulduk. P'yi bulduktan sonra P kaçtı? Sıfırdı. Ya da Q kaçtı? Birdi. Ama değil nedir Allah'ını seversen? Sıfır. Bravo. Sıfır ya da sıfır. Aynı olunca ne oluyordu evladım benim? Sıfır oluyordu. Tarzında birden çok basamaklı soruları beraber yapacağız seninle. Hiç endişe etme. Şimdi öğreniyorsun sadece. Alışmaya çalışıyorsun. Bunu birazcık daha zaten okul başladığı zaman çok daha net bir şekilde anlayabileceksin Tonguç'um. Evet Tonguç, şimdi yadayı da geçtikten sonra alıştırmaları birazcık seninle beraber bakalım. Hemen birkaç tane alıştırma yaparsak. P veya P'nin değili. Ya bu nedir ki? Nedir ki bu ya? Allah, çok basit. Bak P'yi biliyoruz. P'nin değeri de onun tersidir değil mi? Mesela bir örnek yapayım. 1 veya 0. Çünkü P'nin değeri kendi tersidir. 1 veya 0. Tonguç'um bu işaret neydi? Veya işlemiydi. Veya ne gibiydi? Toplama gibiydi. Toplama gibi olduğunu ya. 1 artı 0 kaçtır Allah'ını seversen? 1. Harika işte bu kadar. O zaman 1 veya P'nin... pardon... burada mesela peki şu sıfır olsaydı ne olurdu? Bu da bir olmak zorundaydı. Çünkü tersi olmak zorunda. Sıfır ya da bir nedir Tonguç evladım benim? Bir. Tebrik ediyorum seni. Bravo benim diyorum sana. Benim durdu hocam. Evet gerçekten de burada da bir indirdi. O zaman bu ikisinin sonucu anlamlandırmaya çalışıyorum. Birbirinin tersi olduğu için mutlaka her durumda bir çıkıyor. Bunu aklına getirmek istiyorum. Mesela buraya bakalım. Mesela bu bir olsa bu sıfır olmak zorunda. Bir kere sıfır. Çünkü bu çarpma işlemi gibi hatırlıyorsan. Bir kere sıfır sıfırdır. Peki bu sıfır olsa bu bir olmak zorunda. Tersi olmak zorunda çünkü bunlar birbirinin tersi. Bu bir sıfır kere bir de sıfırdır. Dolayısıyla bunun sonucu her zaman sıfırdır diyorum. Mesela P veya bir. Ya kardeşim bu bir olsa bir artı bir birdir.
yani mantığa göre 1 olmak zorunda. 0 olsa 0 artı 1 yine 1'dir. Dolayısıyla bunun sonucu her zaman 1 olmak zorunda. P veya 0'da dikkat ettiysen şuna hemen bakalım seninle. Mesela bu 1 olsa Tonguç'un bu çarpma olduğu zaman 1 kere 1 1'dir. Peki 0 olsa 0 kere 1 0'dır. Oo, o zaman bu neyse o oluyor. Yani bunun cevabı 1 ise bunun sonucu da 1 çıkıyor. Bak 1 ise 1 oldu. 0 ise 0 oldu diyoruz. O yüzden P'dir bunun cevabı. Mesela bu 1 ise Tonguç'um. 1 artı 0 nedir? 1. Bravo. Peki bu 0 ise ne olur? 0 artı 0 nedir Tonguç Erhan Bey? 0. Süper. O zaman bu 1 olduğu zaman sonuç 1 oluyor. Bu 0 olduğu zaman sonuç 0 oluyor. O zaman bu neyse cevabımız olur diyoruz Tonguç'um. P veya 0. Mesela burada P çarpma demek değil miydi Tonguç Erhan Bey? Bu evet, çarpma evet, gibiydi. Evet. O zaman ne ile sıfırı çarparsan ne olur? Yutan amacım mutlaka sıfır çıkacak. Tarzında bazı özel kuralları da ileride öğreneceğiz. Hiç merak etme. Bunlar mantığın temel ilkeleri. Hiç merak etme hocam. Gerek yok yani. Evet tabii gidiyorum. P ve Q denktir 1'e. Ya bu çarpma gibi değil mi Allah'ını evet. seversen? Bu çarpma ise nerenin çarpımı 1'dir Allah'ını seversen? 1 ile 1'in. Süper. Başka ihtimal var mı? İmkansız. Mesela bir tane sıfır olsa patladı değil mi? Sıfır mutlaka yutan sıfır. Eleman. O zaman bu da 1'dir bu da 1'dir. P ve Q'yu bulduk bile. P ve Q'yu bulduktan sonra Q'nun değeri kaçtır Allah'ını seversen? 0. Süper. Çünkü bu 1'di. O zaman değeri 0'dır. Bunu bilmiyorum. 0 veya bu ne demekti? Toplama gibi demekti. 0'la neyi toplarsan 1'i çıkar? 1'i. Harika. O zaman bunun cevabı da 1'miş. O zaman R'nin değeri dediğimiz şeyin 1 olduğunu biliyoruz. O zaman R 0'dır. P'nin 1 olduğunu biliyoruz. Q'nun da 1 olduğunu biliyoruz. Süper. Hemen yerlerine koyalım artık. Neyi sormuş bize? Bunu sormuş. Bak bayağı karışık soruymuş. Ha. Ama bak resmen sınav sorusu çözüyoruz sen. P'nin cevabı 1 ya da Q'nun cevabı 1 parantez vardı burada. Ya da veya sonra R'nin değili. R'nin değili zaten 1'di. Hemen bunu yapalım. 1 ya da 1. Aynı ise Tonguç evladım benim. Ne olmak zorundaydı? Aynı ise sıfır olmak zorundaydı ya da. Veya bir. Bu ne demekti? Toplama demekti. Toplama olunca sıfır artı bir, birdir. Cevabımızın bir olduğunu, yani doğru bir önerme olduğunu söyleyebiliriz. Bravo diyorum sana. Süper şekilde zekisin. Demorgan denilen bir şey var. Onu da göstermek istiyorum sana. Demorgan kim hocam? Arkadaşınız mı? Demorgan çok önemli bir bilim adamı. Demiş ki ben P veya Q'nun değilini alırsam, şöyle bir uzun değilini alırsam, bu buna dağılır kardeşim. Dağıldığı zaman ama hepsine dağılıyor. İşareti de dağılıyor. P'nin değili veya'nın değili de V'dir. Terstir. Yani bunun değili budur. Bunun değili de budur Tonguç'um. Tersidir böyle tepe takı. Bunun değili de oldu. Ondan sonra Q'nun değili bitti bu kadar. Demorgan bunu diyor. Mesela bu yine dağılsın bunun üstüne. P'nin değili veya oldu bu sefer. Q'nun değili oldu. Yani hem buna hem buna hem buna geldi. Böyle bir ifade vermiş. Önermesinin doğruluk değerini bulunuyor. Ya Tonguç hiç sorun değil. Burada değil yok mu? Bak bu ifadenin değili sıfırsa bu ifadenin kendisi nedir Tonguç evladım benim? Bir olmak zorunda değil mi? Yani içi bir olmak zorunda. Birin değili çünkü sıfırdı. Peki bunun bir olması için bu V değil mi Allah'ın sözü? Evet. Çarpma gibi değil miydi bu? Evet. Nerenin çarpımı bir olmak zorunda? Tek ihtimal var. Bir ve bir. Çünkü ikisinden bir tanesi sıfır olsa zaten patlar. Süper. Zaten yutamayın. O zaman bu da bir, bu da bir. O zaman biz hemen söyleyebiliyoruz. Bak Q'nun bir olduğunu, P üstü bir ise eğer P'nin kaç olduğunu söyleyebiliriz? Sıfır olduğunu söyleyebiliriz. Yerlerine koyuyorum Tonguç Erlan Bey. Hemen yerlerine koyarsak eğer P yani sıfır veya köşeli parantez P yani yine sıfır ve Q'nun değili. Q zaten birdi. Değili sıfırdır. Sonra bir de değili vardı. Çok basit. Sıfır ve sıfır. Çarpma gibi. Sıfır kere sıfır kaçtır? Sıfır. Süper. Sıfır veya burası sıfır çıktı ama üstünde bir değil var. Dikkat ettiysen bu köşeli parantezin üstünde. Sıfırın değili kaçtır Tonguç Erhan Bey? Bir. Sıfır veya normal işlem yapıyorum dikkat etsen. Veya burasının sonucu biri çıkmıştı yerine yazdım. Bu toplama mı çıkarma mı? Toplama. Dolayısıyla sıfır artı bir. Birdir Tonguç evladım benim. Bravo diyorum sana. Çok zeki bir adamsın. Rica ederim. Yani bu tarz sorular hep karşımıza gelecek ve biz de çatara çutara yapacağız. Koşullu önerme ve iki yönlü koşullu önerme tarzı bir şey var. Koşullu önerme aslında ise demek Tonguç evladım. Aynen. Mesela ders çalışırsan başarılı olursun. Okula gidersen mezun olursun falan filan diye tarzında bir şey. Mesela burada aynı şekilde doğruluk tablosu 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 başka hiçbir olasılık yok. Mantık burada şu. 100 kuralı var burada. 1, 0, 0 yani
1, 0, 0 olur. Diğerlerin hepsi 1 olur. Bitti o kadar. Oh be. 100 dediğimiz, bak 100 dediğimiz şeyi oluştur. Diğerlerin hepsi zaten 1 olmak zorundadır. İse de tek bir olasılık var. 1 ise 0, 0'dır. Onun dışında her şey 1'dir diyoruz. Bu basit bir kural. İse bağlacı yalnızca birinci önerme doğru. Birinci önerme doğru. Yani 1. İkinci önerme yanlış olduğunda sonuç yanlış çıkıyor gördüğün gibi. Evet, sonra da bir tane P ise Q önermesine bakalım. P ise Q önermesinde çok enteresan bazı şeyler var Tonguç'um. Tersini yazmak istesek nasıl yazarız Tonguç evladım benim tersini? Tersini nasıl yazalım hocam? Çok basit. Üzerinin önermelerin değillerini yazıyoruz. Peki karşıtını yazsak, karşıtını artık böyle karşı karşıya geçiyorlar. Q'nun değili, Q ise P oluyor. Yani yer değiştiriyorlar karşılığında. Karşıt tersinde ise hem yer değiştiriyorlar hem de ne yapıyorlar? Değillerini alıyoruz Tonguç'um. Unutma Tonguç'um. Önermenin kendisi karşıt tersine eşittir. Karşıt tersi. Diyoruz. Eksi eksi artı olur. Aynen. Eksi eksi. Her ikisi de bir değişiyor. Zıt kutuplar birbirini çeker. Süper. Karşı kutuplar birbirini iter. Eşitliğini doğruluk tablosuyla gösteriniz demiş. Hemen bir tane doğruluk tablosu örneği de yapmak istiyorum. Çünkü mantıkta en önemli konulardan bir tanesi bu. Bütün olasılıkları yazdık. 1-1, 1-0, 0-1, 0-0. Başka hiçbir olasılık yok. P'nin değeri nedir Allah'ını seversen? Bak P 1 ise P'nin değeri 0'dır. P 1 ise P'nin değeri 0'dır. P 0 ise P'nin değeri 1'dir. P 0 ise P'nin değeri 1'dir. Yani buna göre bu dört şey, bu iki sütuna göre diğerlerini hepsini dolduruyorum. Şimdi söyler misin bana? P ise Q demiş. P ise Q dediğim şey bu. Neydi? P ise Q 1-1-1'dir. 1-0-0'dır. Sadece burada 100 kuralı vardı. 1-0-0'dı. Yani hiç buna bakmadan direkt diyorum ki P ise Q 1-1-1'dir. 1-0-1-0'dır. 0-1-1'dir. Her zaman zaten 1 oluyordu demiştik. Şimdi buna bakalım Tonguç'um. Şimdi burada ise P'nin değili veya ne demekti Tonguç evladım benim? Toplama gibi toplama. Değil mi? Q demekti. Yani bu ikisini toplayacağız. 1 artı 0 1'dir. 0 artı 0 0'dır. 1 artı 1 1'dir. Mantıkta 2 yok çünkü. 0 artı 1 de 1'dir. Bak dikkat et Tonguç'um. Bu sütunla bu sütun aynı olmadı mı? Evet. O zaman diyoruz ki P ise Q önermesinin değili aslında nedir evladım benim? Bu zımbırtıdır. O zaman P ise Q aslında bu zımbırtıya eşittir diyorum. P ise Q bu zımbırtıya eşittir. Peki bunun değilini bulmak için ne yaparım o zaman? Bunun değilini alırım. Yani P değil Q'nun değilini alıyorum. Hangi kural aklımıza gelecek? De Morgan gelecek. De Morgan demişti ya. Bununla dağılacak demişti. De Morgan diyor ki. Harika. P'nin değilinin değili. Değilinin değili. Bu işaret de yön değiştiriyor. Bir de Q'nun değili diyoruz. P'nin değilinin değili kendisidir. P ve Q'nun değili diyorum. Cevabımızı bulmuş oldum Tonguç evladım benim. Ha, bak dikkat et. P ve Q'nun değili. Allah Allah. İse R demiş. Dikkat ettin mi? Evet. Bu aslında bu eşittir sıfırsa. Ya kardeşim o zaman bir kere ben 100 kuralını bunun sıfır olduğu tek olasılık aslında 100 kuralıydı. Bu 1'dir. O zaman bu 0'dır Tonguç evladım benim. O zaman R'nin 0 olduğunu buldum bile değil mi evladım? Evet hocam. Bunun 1 olması için bu V değil miydi Allah'ını seversen? Evet. V ne demekti? Çarpma demekti. Kaç kere kaç 1 olur? 1 kere 1. O zaman P de 1'dir. Q'nun değili 1 olduğu için de Q'nun kendisi de 0'dır diyorum. Tarzın sadece akıl yürütme. Yani düz mantık yapıyorum. Hiç unutma Tonguç'u. Geldik artık son konularımıza. Sonra bitiriyoruz zaten. 2 sayfamız kaldı. Şimdi koşullu önerme dediğim şey ancak ve ancak demek. Yani bir şey olacaksa ancak ve ancak sen buraya gelmelisin. Ancak tabii. Ve ancak. Şimdi mesela P 1-1-1 falan. Bu da basit bir mantık var Tonguç'um. Aynı ise bu sefer 1 oluyor. Aynı ise seviyoruz. Zıt kutuplarsa birbirini itiyor. Yani 1 kere 1. Bak aynı ise hemen şunu yazıyorum. Aynı ise 1, farklı ise 0. Yani yadanın tam tersi. 1-1-1'dir. 1-0-0'dır. 0-1-0'dır. 0-0-1'dir Tonguç'um. Ha şimdi hemen şöyle bir şey varmış. P demiş, Q demiş, R demiş. Şimdi P'nin değili nedir alansa? P 1-0 ise P'nin değili 1'dir. Ancak ve ancak Q yani 1. Hop parantezi kapattım. Ve R'nin değil. R 0 ise R'nin değil nedir Tonguç evladım benim? 1. Süpersin. Şimdi 1 ve ancak ve ancak 1. 1-1-1'di. O zaman 1 ve 1. 1 ve 1.
Bu çarpma gibi de hatırlıyorsan bu işaret. Dolayısıyla diyorum ki, hatta şöyle uzatıp çarpmaya dönüştürebiliriz. Bir kere bir, birdir diyorum. Cevabımızı bulmuş oldum. Doğrulukları birdir diyorum. Tonguç, burada enteresan bir şey var. Burada mantıkken şunu da bilmemiz iyi olacak. Ancak ve ancak hem sağa hem sola gitmiyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. O zaman hem sağa giden hem de Q'dan P'ye doğru giden zımbırtının aslında V'li işlemidir. Bunu da ileride problemlerde karşımıza çıkacak, aklında bulunsun diyoruz ve artık son sayfamıza geldik. Son her ve bazı nicelicilerine bakacağız. Seninle detaylı bir şekilde ilk konulara giriş yapmış olduk. Seninle matematiğin mantığını zaten sene içinde tekrar göreceğiz ama şimdiden hazırlık yapmış olduk Tonguç Ölenbey'im. Unutma, sınıf anahtarı sisteminde bütün konuları şimdiden izleyebilirsin. Sınıf anahtarı sistemine sahipsen tonguçakademi.com'da zaten bütün konuları şimdiden bitirebilirsin. Şimdi Tonguç, her demek şu de ters A demek, bazı da ters E demek. Bitti bu kadar. Mesela her X tam sayısı için X artı 1 büyüktür 0. Doğru mu Allah'ını seversen? Evet. Mesela X yerine eksi 10 yazsam, eksi 10 artı 1 kaç eder? Eksi 9 eder. Eksi 9 sıfırdan büyük mü Tonguç? Hayır. Patladı. Demek ki böyle bir ifade, her dediğimiz her X tam sayı için bu doğru değildir diyoruz. O zaman P'nin doğruluk değeri 0'dır. Yanlıştı diyorum. Yanlış olduğu zaman 0 yazıyorduk hatırlıyorsan. Bu ne demek? Bazı demek. Bazı x doğal sayısı için x eksi 2 eşit 4'tür. Ya bak, x'i 4 olmuyor. X'in 6 olması gerekmiyor mu Allah'ını seversen? Evet hocam. Peki bazı x doğal sayılar için gerçekten bu doğru değil mi Allah'ını seversen? Evet. Ya doğru. 6 için doğru. Dolayısıyla bu ifade Q doğru bir önemlidir falan tarzında bir şey söyleyebiliriz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla mesela şunu bana okur musun Tonguç evladım benim? Bunu okuyabilir misin Tonguç Ölenbey'im? Her öküz. Aynen işte bu kadar. Mesela şunu oku, okur musun Tonguç evladım benim? Bazı orangutanlar. Bazı orangutanlar. İşte bu kadar. Çok zekisin gerçekten. Bunlarla ilgili. Sorunu tanıyorum hocam. Tonguç'um şimdi sen mantık konusundan sonraki kümeler konusuna şimdiden hazırlık yap lütfen. 6. sınıf tekrarını yapmasın, buradaki testini çözmesin. Sonrasında bununla alakalı zaten senin şeyini yapacağız. Hani kümeler konu altında girişini hocam yapacağız. O zaman ödülü sorumuzu yaptım uçum. Yorumlara yolla. Hadi bakalım şimdiden sana görüyorum. Bak Tonguç'tan başlıyor kamp. Üşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden bu sorulara